İşte son haftaya girilmişti. Hastalık ağırlaşıyordu. Karnında toplanan su onu boğuyordu. 7 Kasım sabahı doktoru Nihat Reşat Belger'i çağırttı ve bu suyun derhal alınmasını istedi. Su çekilmeden önce kalbi takviye edecek tedbirler almak zarureti vardır dedim ve suyu yarın alabileceğimizi söyledim. Rahatsızlığı o kadar ilerlemişti ki emrediyorum bunu bugün çekin dedi. Bu onun son buyruğuydu ve odadaki doktorların hiçbiri bu emre direnemedi. Doktorlar hazırlık için çıkınca Atatürk kaşlarını çattı. Hiddetli bir sesle "Niçin tereddüt ediyorlar? Olacak olur." dedi. Sonra da karnını göstererek "Bu dayanılmazdır." diye ekledi. Hazırlıklar tamamlandı ve 12.20'de ponksiyona başlandı. Atatürk karnındaki bütün suyun alınmasını istedi. Boşaltıldıkça ne kadar su çıktığını soruyordu. Gerçekte 6 litre su alındığı halde kendine bunun 2 katı söylendi. Bu operasyondan sonra Atatürk oldukça rahatladı ve canı enginar yemeği istedi. Fakat bu sebze o zaman İstanbul'da bulunmadığından Hatay'a ısmarlandı. Enginarlar geldiğinde durumu ağırlaşmıştı ve yemesi kısmet olmadı. Kılıç Ali ile birlikte doktorlardan hastalığa ilişkin izahat istedik. Hastalığın süratle ilerlediğini, kurtulma şansının %3 olduğunu söylediler. Karaciğer durdu. Vaziyet vahim ve ümitsizdir dediler. Bu feci akıbeti öğrenmek beni büsbütün sarstı. İçimde en ufak bir ümit şulesi bile kalmamıştı. Atatürk ölüyordu. Atatürk 8'i gecesi şiddetli bir nöbetten sonra "Allah'a ısmarladık" diye mırıldandı ve yeniden komaya girdi. Bu ikinci ağır komaydı ve bir daha hiç çıkmayacaktı. Artık yanındaki herkes onun son saatlerini yaşadığını biliyordu. Ama ağlamak ve başucunda çırpınmaktan başka ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Bir ara sağındaki tuvalet masasının üzerindeki saate baktı. Herhalde iyi göremediği için bana sordu. "Saat kaç?" "7 efendim," diye cevap verdim. "Biraz rahatladınız mı?" diye sordum. "Evet," dedi. Arkamdan Neşet Ömer İrdel yanaşıp dilini çıkarmasını rica etti. Dilini ancak yarısına kadar çıkarabildi. İrdel, "Lütfen biraz daha uzatınız," diye seslendi. Boşuna. Artık söylenenleri anlamıyordu. Dilini uzatacağına tamamen içeri çekti. Başını biraz sağa çevirerek Doktor İrdel'e dikkatle baktı ve "Aleykümselam" dedi. Son sözü bu oldu. Dünyadaki son 5 dakikasına gözleri kapalı girdi. Göğsü sık sık inip çıkıyordu. Dışarıda bütün bir ulus radyo başındaydı. Savoran'a, atasına son bir saygı duruşu için Dolmabahçe önüne demirlemişti. Saray derin bir sessizlik içindeydi. Başucunun sağ tarafında Profesör Doktor Mim Kemal Öke durmaktı. Yanında Doktor Kamil Berk başını onun omzuna dayamış hıçkırıyor. Profesör Doktor Akil Muhtar Özden kendinden geçmiş gibi odanın içinde "Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi" diye ağlayarak dolaşıyor. Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak'la Muhafız Komutanı İsmail Hakkı Tekçe yatağın ayak ucunun sol tarafında duruyorlar. Onların da gözleri yaşlı. Kılıç Ali de onlar gibi. Ellerini kavuşturmuş son saygı duruşunda. Hayatına kastedilmemesi için icabında canımızı bile fedaya azmetmiş olduğumuz Büyük Atatürk, hepimizin gözleri önünde güpegündüz fani hayata veda edip gidiyor, herkes ellerini kavuşturmuş, büyük bir acz içinde duruyor,
kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Aman yarabbi, adeta dehşet içindeydik. Hasan Rıza dayanamadı, büyük bir teessür içinde bana, "Kılıç bak, koca bir tarih göçüyor," dedi. Saat tam 9:05 geçiyordu. Birdenbire gök mavisi gözleri açıldı ve sert bir hareketle başını sağa çevirdi. Ben de artık hıçkırıklarımı zapt edemedim. Diz çöktüm. Sağ elini ellerimin içine aldım. Öptüm ve yüzüme sürdüm. Operatör Mim Kemal Öke, Atatürk'ün açık gözlerini kapattı. Kamil Berk de Gazi Mustafa Kemal imzalı beyaz bir mendille çenesini bağladı. Son nöbet defterine şöyle yazıldı. Saat 9:05. Vefat etmişlerdir. Hekimler büyük ölünün odasından çıktıkları zaman yüzüm kim bilir nasıl bir korkunç hale almıştı ki operatörü Mim Kemal Bey telaşlanarak "Nereye gidiyorsun?" diye sormaya mecbur oldu. "Hiç," dedim, "gidiyorum. İşim bitti artık." Fakat Mim Kemal Bey bırakmadı. Kolumdan tutarak aşağıya kadar indirdi. Kalbim iki değirmen taşı arasına düşmüş bir buğday tanesi olsa ancak bu kadar ezilirdi. Ne ağlayabiliyor, ne konuşabiliyor, ne de konuşulanları anlıyordum. Bir ara büsbütün kendimden geçmişim. Odadan deli gibi fırladım. "Nereye?" diye arkamdan koştular. "Şimdi geliyorum," dedim. Bundan sonrasını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Atatürk'ün başyaveri Salih Bozok, şuursuzca sarayın merdivenlerinden aşağı koştu, alt katta boş bulduğu bir odaya dalıp kapıyı kapattı. Az sonra içeriden tek el silah sesi duyuldu. Sesi duyup odaya koşanlar içeride onu kanlar içinde buldular. Tabancasından kalbine sıktığı bir kurşunla devrilmişti.